Bugün 22 Eylül Perşembe. Herkese günaydınlar. Evet, Amerikan Merkez Bankası FED artık o kadar dilimize bulaştı ki hiç adını zikretmek istemiyorum ama sonuçta şöyle söyleyebiliriz. Doların dünyadaki hareketini etkileyen açıklamalar olduğu için zaten dolar trendinin ne olduğunu da herkes bir yerde görüyor. Bugün itibariyle özellikle Asya piyasalarına baktığımızda bizimle aynı giden ülkeler veya hareket eden bazı ülkelerin fiyatlamaları kimisi yukarıda. Hindistan yakından izlediğimiz borsa oranın eksi olduğunu görüyoruz ama diğer borsaların artı olduğunu görüyoruz. Belki de iç dinamiklerden dolayı olabilir. Etkisi evet dün özellikle 30 endeks açısından değerlendirdiğimizde kapanışın 96.400 seviyesinde ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz ama tabii ki kırmızı hareketli ortalama 96.700 bugün takip edeceğimiz nokta olacak 800 bu noktada. Çünkü 2 hafta öncesine baktığımızda bu bölgenin önemli direnç olduğu ve satışların gelebileceğine yönelik sık sık mesajlarda bulunmuştuk. 94.100'ler bu noktada önemliydi. Geldik. Tepki hareketleriyle birlikte aslında biz ortalamaların üzerinde kapanışların zor olduğundan sık sık bahsetmeye çalıştık. Dün özellikle oluşan hareketliğe baktığımızda 95.000'ler üzerinde kalan hareket gördük. Son 2 günde bu noktada kalmıştı. Ama son 3 güne baktığımızda evet yani son 3 gününde hatta 3-4-5 gününde en iyi kapanışın olduğunu görüyoruz. Bu anlamda önemli. Ama göstergelerimize baktığımızda hala hazırda göstergelerimizin eksi de ve negatif olduğunu söyleyebiliriz. Gerçi RSI'nin 55 seviyesine yakın olması önemli. Ama 55'in üzerine çıkması halinde yani bir yerde 96.700-800'ün üzerinde kapanışların oluşması halinde biraz normalleşebileceği, eksiden artıya geçme ihtimali gündeme gelecek. Bu da önemli günlerde olduğumuzu gösteriyor. Bugüne dair isterseniz hemen bir yorum yapmaya çalışalım. Şöyle günlük tablomuzda hemen bir son durumu değerlendirelim. Evet, 96.800 bugün için açılışta bu seviye üzerini görebilir. Önemli bir nokta. Aynı zamanda kırmızı görmüş olduğunuz üzere 96.708 bölgesine denk geliyor. Haftalıklarda evet olumlu tarafa şu an için geçtiğini görüyoruz. Olumlu tarafa geçip üzerinde en azından bir gün daha kalabilirsek bu 96.200 olarak bakabiliriz bu seviyeye. Bu seviye üzerinde kalabilirsek büyük ihtimalle 98.500'leri konuşuyor olacağız. Bu anlamda baktığımızda yarın bizim için bu açıdan 96.800 geçilip geçilmediğinde bir yerde teyit olmuş olacak. Böyle bir durumda pardon aylık tablomuza baktığımızda yani aylıklara döndüğümüzde 96.400'ün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü dünkü kapanış 96.400'dü. Aylıklarda bu seviye üzerinde biz en azından bir haftalık bir kapanış görebilirsek ki tabi bir hafta içinde endeks 100.000'i de görmüş olabilir ama son itibariyle bunu günlük tablolardan burada kalıp kalamayacağını test etmeye çalışacağız. Bunu göreceğiz. Normal şartlarda 100.000'leri konuşuyor olabiliriz 96.400'ler üzerindeki kapanışlarla değerli arkadaşlar. Yıllık tablomuza baktığımızda da 94.000 seviyesi bu anlamda önemliydi. Çünkü geçen hafta itibariyle daha doğrusu hafta başında burayı denemiştik. 94.100'leri 94.100 hedef vermemizin sebebi de buydu. Şimdi gelelim bu noktadaki hareketliğe. Bundan sonraki süreçte görüldüğü üzere 96.000'ler seviyesi 96.400'ler seviyesi üzerindeki hareket 100.000'leri konuşturacak gibi gözüküyor. Ama bugüne dair bugün önemli diyoruz çünkü çok önemli ortalamalara yakınız, direnç seviyelerine yakınız. Gün içinde yukarı yapıp geri çekilir mi? Ortalamanın altına geri çekilir mi? Bunu izliyor olacağız. Bunun için açılış sonrasında 96.800 üzerinde ne kadar kalıyoruz? 97.200, 97.400 buraların test edilme ihtimali elbette var. Ama gün içinde 96.600 altına çekilip bir gerileme söz konusu olacak olursa gerçekten bu direncin çalışması ve tekrar 96.000'lere doğru bir geri çekilme ihtimalinden bahsedebiliriz. Evet, isterseniz hemen buradan 100 endeksi tarafına geçelim ve 100 endeksi yorumlamaya çalışalım. Evet, 100 endeks ortalamaların üzerinde, hatta şunu söyleyebiliriz. Son dönemin şu görmüş olduğunuz yeşil hareketli ortalamaya baktığımızda 100 günlük hareketli ortalamanın üzerinde neredeyse bir kapanış var. Bu son
FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz kalkışmasından sonraki en iyi bu hareketli ortalamanın üzerindeki bir kapanış. Bu bize yukarı yeni bir hareket getirir mi? Son 3 gündür de baktığımızda göstergemiz artı tarafta geziyor. Ortalamaların üzerinde tutunma isteği olduğunu görüyoruz. Haftalık tabii ki bizim için burada çok daha önemli bir noktaya geldi. Haftalıkların üzerinde bir kapanış görüyoruz şu an için. Daha doğrusu önümüzdeki günler için bu önemli olacaktır. Bu endeksi yukarı taşıyacak bir hareket olacak mı? Bunu izliyor olacağız. Şu an için görüntü biraz daha ortalamaların da üzerinde kaldığı için olumlu gibi gözüküyor. Bugüne dair nasıl bir hareket olur? 77.915 kapanışını görüyoruz arkadaşlar. Hemen 100 endekste döndüğümüzde burada bugüne dair özellikle 77.915 kapanışı önemli demiştik. 78.295, 77.300, 77.400. Bu seviyeler üzerinde kapandığı müddetçe bu hareketin biraz daha olumluya gitmesi beklenebilir. Ama uzunca bir süredir, şunu da eklemekte fayda var, yatay bir bantta giriyoruz arkadaşlar. Bu bir trend hareketi değil. Yatay bandın üst noktaları bizim için oldukça önemli. Çünkü şunu söyleyebiliriz. Endeks o güçlü toparlama döneminde bile 80 bine yaklaşamadı. Bu anlamda bizim için önemli. Bugüne dair 78.300 üzerindeki her hareketlilik gün içinde 78.700, 79.000 ihtimalini gündeme getirebilir. Bu anlamda izliyor olacağız. Eğer gün içinde 78.295.300 seviyesi altına gelecek olursa endeks, bunun anlamı gün içinde tekrar eksiye dönebilir. Bu da 77.500 anlamına gelecek. Şu an için tabii bunu konuşmak erken ama saatlik grafiklere ve görüntüye baktığımızda biraz daha yukarı gitmek isteyen bir hareketin olduğunu varlığından bahsedebiliriz. Hemen buradan isterseniz hisselere geçelim. Birkaç hissemiz var. Özellikle Garanti Bankası bu noktada. Saatlik grafiklerde hala bir sıkıntının olduğunu söyleyebiliriz. Uyumsuzluklar hala devam ediyor ama günlük görüntüye baktığımızda trendin hala hazırda gücünün devam ettiğini görüyoruz. Ortalama üzerinde kaldığı müddetçe bizim özellikle 8-17, 8-19 bölgesi altında hareket ihtimali biraz daha zayıflayacak. Tabii daha önceki trend seviyorsanız 8-43. Bu noktada burayı takip ediyor olacağız belki de bugün bu anlamda. 8-25. Evet, hemen günlük tablomuza dönelim. Günlük tablomuzda Garanti Bankası'nın son durumu açısından değerlendirdiğimizde 8.31 seviyesi üzerine bir hareketlilik her kapanış saatinde 8.36, 8.39 hatta 8.41 gündeme getirebilir mi? Bunu izliyor olacağız. Bu anlamda tabii ki biz yine gözler dolar tarafında olacak. Çünkü dolardaki harekete baktığımızda dolar biraz daha yatay hareketine devam ediyor. Dünkü düşüşün devamı şu an için gelmedi. Önemli ortalamada ama en azından gün içinde oluşabilecek tepkilerde Garanti Bankası'nın nasıl bir hareket içinde olacağını göreceğiz. Bu anlamda burayı da izlemekte fayda var. 8.28 seviyesi üzerinde kaldığı müddetçe mavi seviye üzerinde diğer 3 kademeyi deneme ihtimali Garanti Bankası'nın devam edebilir. Burada da 8.41 daha önceki zirve olan şurada görmüş olduğunuz değerli arkadaşlar 8.43 bölgesini şimdi ilk etapta geçirip geçirilmemesini konuşuyor olacağız. Bu anlamda da önemli bir gün diyebiliriz. 8.20 haftalıklarda üzerinde olumlu, aylıklarda 8'in zaten üzerinde görüldüğü üzere 8.08. Burada demek ki 8.2 üzerinde kaldığı müddetçe 8.28 denemesi söz konusuydu, gerçekleşti. 8.48'i ihtimalini gündeme getirecek gibi gözüküyor. Bugün 8.31, 8.28 üzerinde kalması demek daha önceki zirvenin test edilmesi anlamına gelecek. Ara dirençleri de gün içinde takip edip sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Hemen buradan isterseniz son günlerde gayet önemsediğimiz ve tavsiye ettiğimiz hisselerden bir tanesi olarak Emlak Gayri'nin son kapanışa baktığımızda 15 Temmuz sonrasındaki en iyi performansı gösteren birinci kağıtlardan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü biz oldukça önemsiyorduk bu hisseyi. Çünkü endekse göre çok güçlenme hareketi söz konusuydu. Hatta 2.84-2.90 bölgesinden beri bu kağıdı endeks düşse bile bu kağıt endeksten daha güçlü durabilir. Dolayısıyla olumlu hareketin devamı gelebilir mesajları vermiştik. Bugüne dair Emlak Gayri'nin son durum yorumunu isterseniz bir özür dilerim.